bebek tedavisinde laboratuvarın önemi ne? Laboratuvarda neler yaşanıyor? Hangi süreçlerden sonra embriyo transferleri yapılıyor? Profesör Doktor Bülent Tıraş, tüp bebek tedavisinde laboratuvarlarda yaşanan süreçleri önce çocuğuma anlattı. Az sonra. Evet, programımız devam ediyor. Stüdyomuzda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Tıraş bizimle birlikte ve konumuz tüp bebek ve kısırlık tedavisi. Son yıllarda sıkça duyuyoruz kısırlık büyük bir sorun haline geldi. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamları çok düşündürücü. Hocam ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Zaten konunun içindesiniz. Neden arttı bu kadar kısırlık? Yani şimdi tabii İknur Hanım çok arttı ve artacak da gibi gözüküyor. Aslında bu tabii mutlaka siz diğer programlarda da ele alıyorsunuzdur. Bu esasında insanın yaşam biçimiyle alakalı. Yani yaşadığı çevreyle ve yaşam biçimindeki işte yedikleriyle, içtikleriyle, yaptıklarıyla ilişkili bir şey. Aslında bunların da bu kadar önemli olduğunu yeni yeni farkına varmaya başladık. Yani ne kadar önemli. İnsanoğlu biliyorsunuz bir şeyi kaybedince değerini anlar. Şimdi insanoğlu tabii son 100 sene içerisinde çok ciddi bir teknolojik devrim oldu. Yani önce bir sanayi devrimi oldu. Daha sonra işte kentlere doğru bir göç başladı. Kentlerde yaşam arttı. Ve aynı zamanda tabii bir çevre tahribatı. Yani insanlar daha yapay bir şekilde yaşamaya başladılar. Nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte aynı zamanda insanoğlunun yiyecekleri de şekil değiştirdi. Çünkü giderek artan nüfusa hani yiyecek yetiştirmek de çok önemli bir problem. Bir de doğallıktan da uzaklaştık galiba, evet, değil yani mi hocam? Mesela eskiden hani bizler kendi çevremizde bulunan dışarıda serbest bir şekilde hani doğal şeylerle beslenen tavuk yerken bugün işte bir takım üretim tesislerinde elde edilmiş. Sadece tavuk değil bu, hani et için de geçerli, balık için de geçerli. Yani yediğimiz şeyler giderek daha insanoğlunun bu artan nüfusuna cevap verecek şekilde elde edilmeye başladı. Yani bir nevi sanayileşti diyelim. Hı hı. Sorun şu da tabii yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz su, soluduğumuz hava, her türlü şey bizim üreme hücrelerimizi etkiliyor. Bundan da esasında erkekler daha fazla etkileniyor. Yani öyle kadınlar mi? Da etkileniyor. İlginç. Erkekler daha fazla etkileniyorlar. Halbuki eskiden daha çok kadınlarda kısırlık görülürdü diyebilirdik, değil mi? Şimdi ya da öyle düşünüyordu. Ya da yani öyle düşünüyordu şimdi belki de. Çocuk doğurma ve gebelik esasında kadında gerçekleştiği için hani her şey kadından biliniyordu. Evet, yani hala mesela ülkemizin çeşitli yörelerinde çocuğu olmadı mı kadın bize geliyorlar işte. Kadın değil diyor mi ki ailemi kurtarmak için mutlaka çocuk yapmam lazım yoksa eşim beni boşayacak, yeni bir kadın alacak. Yani hala şimdi, böyle şeyler yaşanıyor yani. Evet, şimdi mesela erkekte diyelim ki azospermi var, yani hiç sperm yok menisinde. Şimdi bir kadınla evlendi, çocuğu olmuyor. Ondan sonra kadın suçlu. Yani kadın suçlu yani. Dolayısıyla hani bakıldığı zaman esasında bu koşullar kadınları da etkiliyor. Örneğin kadınlarda da bu bizim endometriozis dediğimiz çikolata kistlerinin sanayi ile çok yakın ilişkisi var. Yani sanayiden özellikle çıkan baca gazları, dioksin denilen bir madde var. Bunun kadınlarda endometriozisle, yani çikolata kistleriyle doğrudan ilişkili olduğu gösterilmiş durumda. Dolayısıyla şimdi yine toplumda artan obezite, yani daha hareketsizlik. Şimdi herkes her yere arabayla gitmek istiyor. Sonuçta yürümezseniz konforumuza düşkünüz. Evet, konfor arttı. Asansör kullanıyoruz, merdiven çıkmıyoruz. Dolayısıyla ne oluyor şimdi? Bu sefer toplumda obezite artıyor. Şimdi obezite bugün mesela dünyada Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde nüfusun neredeyse %60'ı obez haline gelmiş. Ama ülkemizde de gidişat öyle. Yani ülkemizde de bakıldığı zaman son istatistikler %30 civarında bir obezite gösteriyor. Yani bunlar gerçekten çok ciddi rakamlar. Dolayısıyla bu da mesela yine kısırlık üzerine etkili. Obezite de iyi değil. Dolayısıyla tabii baktığımız zaman aslında insanların kendi değiştirdikleri yaşam biçimleri
aslında onların üremelerini engelleyen bir hale gelmiş oluyor. Fakat tabii iyi taraf da şu. Tabii şimdi bir yandan da bilim ve teknoloji gelişiyor. Gelişiyor ve bilim ve teknoloji esasında bu tip sorunları çözmek için kullanılıyor. Bu sefer de tabii ne oluyor? Doğal yoldan siz üreyemiyorsunuz. Bu sefer bilim teknoloji bu işin yardımına koşuyor ve bu sefer tüp bebek ve gelişmiş yardımla üreme teknikleriyle bebek sahibi oluyorsunuz. Yani evet. İşin özeti bu esasında. Aslında ne kadar enteresan bir durum değil tabii, mi hocam? Tabii çok güzel özetlediniz. Çok ilginç yani. Ve giderek de tabii aslında bu artacak. Şimdi neden artacak? Şundan dolayı artacak. Şimdi bakıldığı zaman mesela insan nüfusu dünyada artıyor ve bunun giderek bir süre sonra 2 misline çıkması öngörülüyor. Şimdi dünyada 8 milyar insan olacak. Bu insanlar nasıl beslenecekler? Yani bugün mesela bu besin üretmek için kullanılan toprak artık yetersiz. Bu sefer başka ortamlarda bu bitkiler yetişecekler, diğer canlılar falan vesaire. Yani sonuçta baktığınız zaman ileride üremeyle ilgili daha fazla sorunların ortaya çıkacağını görüyoruz. Dediğiniz gibi bir de tüp bebek konusu da her geçen yıl daha da ilerliyor değil mi? Özellikle yeni buluşlar var diyelim değil mi? Çok tabii, güzel tabii. Çalışmalarınız var sizin de içinde olduğunuz. Sağ olun. Bunlar da güzel haberler. Evet yani şöyle hani giderek acaba daha az sayıda spermle ne yapabiliriz? Hı hı. Ya da daha az yumurtayla ne yapabiliriz? Eğer yumurta kalitesi düşerse ne yapabiliriz? Sperm kalitesi düşerse ne yapabilirizden yola çıkarak çok ciddi gelişmeler oluyor gerçekten. Evet. Burada bazen işte programımızda çok sık ele aldığımız bir konu tüp bebek konusu evet. ve çok da ilgi görüyor bu konu. Hı hı. Çok anne olmayı arzu eden, evlat sahibi olmayı isteyen çiftler de var. Ama bazen hani devletin verdiği bütün katkıya ve desteğe rağmen bir türlü çocuk sahibi olamıyorlar. Doğru. Defalarca deniyorlar ve tabii bu büyük bir hayal kırıklığı yaratabiliyor insanlarda. Bu işin sırrı nedir hocam gerçekten? Hani böyle bir tüp bebekte başarılı olmanın sırrı nedir tüp bebek yönteminde? Yani burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi çiftlerin her rahatsızlıkta olduğu gibi bu konuyu da çok iyi araştırmaları lazım. Yani kendilerine en uygun şekilde yaklaşabilecek merkezleri araştırmaları lazım. Hangi yöntemler... Merkez çok önemli değil mi hocam? Merkez önemli. Kendilerine uygulanacak yöntemler önemli. Yani her çiftte her yöntem aynı sonucu vermeyebilir. Dolayısıyla şimdi bu yöntemler nelerdir? Sizin durumunuza uygun yöntemleri hangi merkezler kullanıyor? Ya da merkezin bu konudaki ya da o yöntemler konusundaki deneyimi nedir? Başarı oranı nedir? Ya da siz mesela aslında gerçek anlamda gebelik olarak sizin beklediğiniz gebelik oranları gerçekten sizin durumunuza uygun mu? Yani yaşınız mesela şimdi bir tüp bebek merkezinin diyelim ki gebelik ortalaması %55-60 olsun. Bugün iyi tüp bebek merkezlerinde %55-60 gebelik olur. Ama şimdi bir hanım 43 yaşındaysa ve çok az yumurtası varsa onun için geçerli gebelik oranı bu değil. Yani %60 gebelik oranı o kişinin beklemesi çok anlamlı değil. Hı hı. Özellikle kadın yaşının çok önemli olduğuna belki bir kez daha dikkat çekmek gerekebilir. Evet, evet kesinlikle. Yani burada mesela şu hatayı görüyoruz sıklıkla. Şimdi bir evlilik gerçekleşiyor. Hı hı. Kadın 38 yaşında evleniyorlar. Biz uzunca bir süre korunacağız. Çocuk istemiyoruz falan. Hı hı. Ne kadar süreyle? Biz 3 sene bekleyelim. 3 seneden sonra bu işe başlayalım. Yani şimdi o zaman siz 41 yaşına gelmiş oluyorsunuz. 41 yaşına gelen bir hanımın gebelik oranı ilk evlendiği 38 yaşında bile düşükken o zaman çok daha düşük olacak. Yani siz o zaman bir tüp bebek yaptıracak olursanız %20 gibi bir gebelik oranına razı olmak zorundasınız. Dolayısıyla yani bütün bunları çok detaylı bir şekilde kişilerin araştırması lazım. Aslında bunların da herhalde çözümleri de var değil mi? Tıpta diyelim ki anne hazır değil, anne adayı hazır değil o anda dediğiniz gibi 38 yaşında tabii, evlenmiş. Tabii, hemen tabii. Çocuk sahibi olmak istemiyor, kariyer hedefleri var ama o noktada herhalde
bu yumurta dondurma tabii, mı diyordunuz tabii. hocam? Mesela ülkemizde şimdi yumurta dondurma yaklaşık 1,5 yıldır yasal hale geldi. Şimdi bugün yumurta rezervi az olan kadınlar yumurtalarını dondurabilirler. Bekar ya da evli olmasına bakılmaksızın. Yönetmelik buna izin veriyor. Bunun haricinde diyelim ki siz evlendiniz ve gebelik yaşını daha ileriye atmak istiyorsunuz. Ama 38 yaşında evlendiniz ama 38 yaşında çocuk doğurmak istemiyorsunuz. O zaman tüp bebek yaptırırsınız. Embriyolarınızı dondurursunuz. Daha da sonra istediğiniz zaman yani yapabilirsiniz. 3 sene sonra bu embriyolarla bebek sahibi olabilirsiniz. Bunlar yani, da mümkün. Tabii bunlar böyle da mümkün. Böyle düşünmek lazım tabii, herhalde. Tabii, kesinlikle. Gerçekten çok ilginç. Hocam bir VTR'ı hazırladık. Tabii. Önce isterseniz onu izleyelim. Tabii. Sonra kaldığımız tabii. yerden devam edeceğiz. Tabii efendim. Evet sevgili seyirciler, şu anda Bülent Tıraş hocamızın kliniğindeyiz. Burada tüp bebek merkezinde işler nasıl yürüyor? Tüp bebek konusunda sağlıklı sonuç elde etmek için ne yapılmalı? Bunları öğreneceğiz hocamızdan. Evet hocam, sizi ilk kez size biz geldik konuk olarak. Hoş bulduk. Burada bir laboratuvar ortamı görüyoruz öncelikle. Sanırım laboratuvar herhalde hep konuşuyoruz, söylüyorsunuz. Çok önemli tüp bebekte başarı konusunda. Doğru. Yani, biraz anlatır mısınız? Burada neler yapıyorsunuz? Nedir bunun sırrı? Tabii yani burası yüksek bir teknolojiye sahip bir laboratuvar. Dolayısıyla tabii tüp bebekte embriyoloji laboratuvarı özellikle bu işin ana kalbini teşkil eder. Ve oldukça önemli bir yere sahiptir. Klasik olarak biz tüp bebekte başarıyı 100 olarak kabul edersek bunun yaklaşık %40'ını kadın yaşı ve kadında yumurtaların büyütülmesi süreci kapsıyor. %40'ını laboratuvar kapsıyor. %20'sini de embriyo transferi kapsıyor ki bunun içinde de yine laboratuvarın önemli bir yeri var. O zaman demek ki başarının neredeyse yarısı buradaki tabii çalışan arkadaşlarımızın deneyimlerine, onların kabiliyetlerine ve aynı zamanda tabii kullanılan teknolojiye ve kullanılan malzemelerin kalitesine bağlı. Peki hocam şimdi gezelim mi? Tabii ki memnuniyetle. Hadi bakalım. Evet. Burada bu embriyoskop dediğimiz bir cihaz. Bu embriyoskopta gördüğünüz gibi yumurtanın döllenme anından itibaren, bakın şimdi hücreler bölünüyorlar. Yani siz burada bir embriyonun oluşumunu canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Yani bu görüntüler 20 dakika aralarla embriyolar mikro kamera vasıtasıyla, şurada gördüğünüz cihaz içerisinde bekleyen embriyolar burada görüntüleniyorlar ve burada gördüğünüz gibi şimdi yavaş yavaş artık embriyo burada neredeyse artık 3. günü, 4. günü geçti. Ve bakın burada 5. gün embriyosu, blastokist dediğimiz 5. gün embriyosu haline geliyorlar. Bu bir yumurta. Şurada 2 tane çekirdek oluştu. Anneye ve babaya ait çekirdekler gördüğünüz gibi. Ve daha sonra burada döllenme anı olduktan sonra bakın embriyo 2'ye bölündü. Şimdi evet embriyo bölündü. Ve şimdi 4'e bölündü bakın. 4 hücre oldu. Şimdi yine bölünmeye devam ediyor. 8 hücre olacak. Bakın şimdi 8-10 hücre arası. Bu embriyo güzel bir embriyo. Ve bu bir aslında rahime tutunabilecek bir bebek. Birkaç tane hücre alıyoruz lazerle. Ve bu hücreleri genetik incelemeye gönderiyoruz. Ve bunun sonucunda da bu embriyonun sağlıklı kromozomlara sahip olup olmadığını, yani genetik olarak bu embriyo sağlıklı mıdır, anne rahimine tutunabilir mi, düşük yapar mı ya da sakat gebelik yapar mı ya da sağlam bir gebelik, her şeyi normal bir gebelik oluşturabilir mi, bunu anlayabiliriz. Şimdi bakın mesela burada bir mikro enjeksiyon anını görüyorsunuz. Şimdi burada bu gördüğünüz yumurta, bunlar yumurtalar görüyorsunuz. Şimdi embriyolog arkadaşımız burada yumurtayı yakaladı pipetle, buraya getirdi. Şimdi buradan şu başka bir pipetle bakın içinde sperm var ve şu anda bu spermi yumurtanın içerisine bıraktı. Ve artık bu embriyonun oluşma aşaması bu noktada başlamış oluyor. Bu inkubatör dediğimiz sistemler embriyoların
gelişimi için kullanılan son derece yüksek teknolojiye sahip. Yani bir nevi hani buradaki bebeklerin yattığı yataklar diyebiliriz. Bakın burada gördüğünüz gibi işte bunlar belli sıcaklıkta, insan vücudu sıcaklığında 37.1 derece belli bir karbondioksit, belli bir oksijen basıncında oluyorlar. Ve aynı şekilde bütün buradaki sistemler elektronik olarak kontrol ediyorlar. Mesela ben size şöyle göstereyim. Burada böyle bunların içinde bu bizim Petri kapları dediğimiz kapları koyacağımız yerler var. Gördüğünüz gibi bakın şöyle şimdi Emir Ok arkadaşımız bir örnek veriyor. Koyuyor oraya şeyimizi ve bunu böyle bu şekilde kapatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şimdi buradan sistemi tamamen izleyebiliyoruz. Bunlar da bu konudaki şu andaki en gelişmiş inkubatörler olarak bunları düşünebilirsiniz. Bakın burada da embriyolog arkadaşımız bir mikroçip sisteminde spermleri yüzdürüyor ve en sağlıklı spermleri öbür tarafa geçiren çipi görüyorsunuz. Şimdi bakın burada mikroçip yöntemiyle seçilmiş. Evet, bu konuştuğumuz bu şu anda çok önemli bir şey aslında değil mi? Tabii. Teknolojiyle yani, birçok erkek artık sahip olabiliyor, çocuk sahibi olabiliyor. Doğru. Yani bu mikroçip sistemi kadın vücudundaki kanalları, mikro kanalları taklit eden bir sistemin bu biraz evvel gördüğünüz çip içerisinde böyle spermlerin yüzdürülerek sağlıklı olanların öbür tarafa geçmesine dayanan bir sistem. Ve gerçekten de biz bunu Türkiye'de ilk kez bu laboratuvarda uyguladık ve son derece başarılı sonuçlar aldık. Burada embriyolog arkadaşlarımızla birlikte gebelik oranlarımız neredeyse %74'lere kadar varan embriyolojide güzel embriyoların oluşması ve gebelikle sonuçlanan olgularımız oldu. Şu anda yani %74 oranında başarı gebelik, arttı. Gebelik oldu, evet. %74 oranında gebelik aldık. Gerçekten yüksek bir başarı. Evet hocam, canlı canlı embriyo gelişimini gördük sayenizde. Evet. Gerçekten bizim için çok ilginç bir deneyimdi. Evet. Yani bu tabii embriyoskop adını verdiğimiz cihaz mikro kameralarla karanlıkta, çünkü ışık da embriyoya zarar veriyor. Bunu 20 dakikada yarım saat aralarla embriyoyu görüntülüyor. Bunu kaydediyor ve bunu bir video haline getiriyorsunuz. Dolayısıyla siz an be an embriyonun döllendiği andan itibaren işte 5. gün dediğimiz blastokist aşamasına kadar gelen bütün aşamayı ve embriyonun ne hızla bölündüğünü, hangi aralıklarla kendini ikiye katladığını görebiliyorsunuz. Ve tabii bunlar dolayısıyla hangi embriyoların sağlıklı olduğunu seçmenizde size büyük avantaj sağlıyor. Yani teknolojiyi kullanmak gerek böyle bir noktada. Yani zaten hani tüp bebek sonuçta teknoloji ile gelişmiş bir sistem ya da tedavi yöntemi ve giderek de daha fazla hani yüksek teknoloji işin içine giriyor. Değil mi? Girdikçe de tabii gebelik oranları artıyor. Ben hani bir cümleyle şunu söyleyeyim. Tüp bebek ilk defa yapıldığı zaman 1978 yılında tüp bebeğin gebelik verme ihtimali %15'ti. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada bu oran %60'a kadar yükseldi. Yani bugün siz %60 gebelik elde edebiliyorsunuz. Yani tüp bebeğin ilk çıktığı 1978'den günümüze kadar geçen yaklaşık 38 senelik bir süre içerisinde neredeyse 4 katına çıktı başarı oranları. Yani bu çok önemli bir gelişme bence. Kesinlikle. Peki tüp bebek merkezini, hani bu işlemi yaptıracağımız tüp bebek merkezini seçerken nelere dikkat etmeli, ne yapmak gerekiyor? Yani böyle bir laboratuvar gezmek mi gerekiyor, yoksa o söylediğiniz başarı oranlarına ulaşmak mümkün mü? Bunlar belli bir yerde var mı? Yani tabii aslında şöyle, bazı ülkelerde bazı kuruluşlar merkezlerin gebelik oranlarını açıklıyorlar. Örneğin İngiltere'de insan embriyosu ve döllenme otoritesi denen bir merkez var. Bu bütün merkezlerden aldığı gebelik oranlarını yayınlıyor. Şimdi Türkiye'de Sağlık Bakanlığımız bu oranları merkezlerden alıyor, gebelik oranlarını, ancak bunlar yayınlanmıyor.
Tabii şimdi burada şuna bakmak lazım. Şimdi her merkezin kendine ait gebe konu var. Her merkezin imkanları var. Kullandığı teknolojiler var. Merkezde çalışan kişilerin deneyimleri var. Hangi konularda uzman oldukları var. Yani bence çiftler detaylı bir araştırma yapıp kendilerine en uygun merkezi seçmelerinde fayda var. Evet, yani bu merkezi seçmek çok önemli diyoruz. Tabii, bunu da altını çiziyoruz. Doğru. Gerçekten öyle. Sonra hayal kırıklığı yaşamamak için değil tabii, mi? Tabii tabii. Bazen bize böyle enteresan telefonlar geliyor. Hani sorunun ne olduğunu bile anlamadan böyle bir tüp bebek uygulaması tabii. yapmışlar. Gerçekten çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz biz de izleyicilerimizin anlatımlarıyla. Hocam peki tüp bebek tedavisi kimler için uygundur? Yani aslında tüp bebek tedavisi bakıldığı zaman eğer erkekte sperm varsa, eğer kadında yumurta varsa ve bunları yerleştirebilecek sağlıklı bir rahim varsa bir kadında tüp bebek herkes için, yani bu saydığım koşulları yerine getiren bütün çiftler için uygun olabilir. Ama tabii şuna bakmak lazım. Yani hangi çiftte tüp bebek yapılabilecek ilk tedavi olmalı? Hangi çiftte belli tedaviler yapıldıktan sonra onlarla gebelik olmazsa tüp bebek tedavisine geçmeli gibi bir ayrımı dikkatli yapmak lazım. Yani ne hani gelen her çiftte hemen tüp bebek yapmak lazım, ne de işte tüp bebek en son çaredir diye düşünmek lazım. Bunun ayrımını iyi yapabilmek lazım. Yani bazı çiftler için tüp bebek ilk çaredir. Bazı çiftler için ise önce başka tedaviler vardır. O tedavileri yaparsınız. Onlardan sonuç alamazsanız tüp bebeğe geçersiniz. Evet, hep söylüyorsunuz ya, önce sorunun ne olduğunu anlamak doğru, lazım değil doğru, mi? Doğru, bu çok önemli. Bu arada bir izleyicimiz telefon hattımızda, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz Erzurum'dan arıyor. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Alo, merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederiz, merhaba. Sağ olun, hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Sizi dinliyoruz. Ben doktorumuza da merhaba demek istiyorum. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sağ olun. Ben Erzurum'da bir üniversite hastanesinde tedavi görüyordum. 2 yıllık evliyim. Fakat tüp bebek aşamasına başlayamadık çünkü yumurta rezervini yeterli görmedi doktorum. Ben şunu sormak istiyorum. Ben farklı bir merkezlere gitsem, farklı tedavi uygulasam bu sonuç değişir mi? Veya yumurta rezervi ben sadece adet dönemimin 2. gününde bunun ölçümünü yaptırdım. Değişir mi bu sonraki dönemlerde? Bu adet döneminin 2. gününde aldığımız sonuç kesin sonuç mudur? Evet. Yani anti-müllerian hormon dediğimiz, AMH dediğimiz bir test var. Uygulanmış mıydı size? AMH hormonu testi uygulayamadık. Çünkü Erzurum'da bunu ölçen bir merkez yok. Sağlıklı bir merkez yok. Farklı bir şehirde de bunu yaptıramadım. Sadece ultrasonla yumurta rezervine bakıldı. Ve FSH hormon ölçümleri yapıldı. Peki üniversite hastanesi yok mu Erzurum'da? Bunlar yapılmaz mı hocam? Var. Üniversite hastanelerinde olabilir aslında. Üniversite hastanesine gitme dediniz mi? Üniversite hastanesinde tabii ki takibim devam ettirildi. Fakat sadece normal hormon değerler ölçüldü. AMH hormonu yaptırılmıyor zaten burada. Ben o zaman kısaca bilgi tabii vereyim bu konuyla ilgili. Şimdi tabii biz genellikle hanımlarda yumurtalık rezervini ölçmek için adetin 2 veya 3. gününde buna bakıyoruz. Burada da bu izleyicimizin belirttiği gibi aslında 3 tane temel yöntem var. Bunlardan bir tanesi aslında en hassası anti-müllerian hormon dediğimiz bir hormon seviyesine bakılabilir. Bu hormon seviyesi genellikle 1.2 ile 3.5 arasında olması normal değerleri gösteriyor. Eğer 1.2'nin altına düşer ise o zaman yumurta rezervi azalmış demektir. Eğer bu değer 0.2'nin altına düşerse o zaman rezerv çok kötü, belki hiç yumurta bile elde edilemeyecek demektir. Bunun haricinde işte ultrasonla yumurta sayımı, bizim antral folikül sayımı dediğimiz yumurta sayımı yapılabilir. Bu da AMH'dan sonra en hassas 2. yumurtalık rezervi testidir. 3. olarak da FSH dediğimiz hormona bakılabilir. FSH hormonu da 3. en hassas testtir. Tabii ki eğer
bir kadının yumurta rezervinde bir azalma varsa yumurta elde edebilmek ve tüp bebek yapabilmek için çok hızlı bir şekilde tedaviye başlamak lazım. Eğer ama tabii ki yumurta elde edilemeyeceğine doktor kanaat getirir ise o zaman hani tüp bebek tedavisini de uygulamayabilir. Bu sorunun cevabı bu esasında. Evet, ama o AMH testi dediğiniz şey çok önemli, evet, herhalde. Çok önemli. O zaman izleyicimizin aslında belki başka bir şehirde yine iyi bir merkeze gidip bu testi yaptırması kafasındaki bütün soruları aydınlatacaktır, doğru, diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Ona göre de hani tüp bebek yoluna devam edelim mi yoksa bu tüp bebek yolunda da çok iyi bir netice elde edemez miyiz sorusunun cevabı ortaya çıkmış olur. Peki hocam, bu yumurta rezervinin olmamasının sebepleri var mı? Veya tabii, bunun bir çözümü var mı? Şimdi tabii çözümü çok fazla yok esasında. Rezerv belli bir sınıra düşmeden, aslında bizim de hep gereksizlerle birlikte yayınlarımızda şey, evet, vurguladığımız şey, hanımların yumurta rezervine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Üreme konusunda bekar olsun ya da evli olsun. Yani her kadın esasında yumurta rezervinin önemini bilmeli ve ilerideki üreme potansiyelini korumak için evli ise tüp bebek yaptırma yoluna gitmeli, rezerv azaldıysa bekar ise yumurtalarını dondurmalı. Bu çok önemli. Bu nasıl bir şey hocam, bu rezerv? Belli bir süre içinde tükeniyor mu? Her kadının, doğru, bir rezervi var, doğru, ve yavaş yavaş tükeniyor. Doğru mu? Bu, doğru, şekilde yani mi algılamak lazım? Bugün kabul edilen teoriye göre her kadın doğduğunda kendisine belli miktarda bir yumurta yükleniyor. Yani bunu siz bir banka hesabı ya da işte, hı-hı, telefonunuza yüklenen kontür gibi düşünebilirsiniz. 1,5 milyon tane yumurtayla bir kız çocuğu dünyaya geliyor. Ve ergenliğe ulaştığında, yani bu yumurtaları ister kullansın ister kullanmasın. Şimdi normalde ergenliğe gelinceye kadar bu yumurtalar kullanılmıyor gibi gözüküyor vücutta. Ama sayıları 400 bine düşüyor. Hı hı. Yani içeride bir harcama ya da tüketim süreci var. Ve ondan sonra da siz işte ergenliğe girdiniz. Yumurtlamalı adetler başladı. Bu işte yaklaşık 14, 15, 16 yaşlar civarında başlıyor. Ve ondan sonra da siz bu yumurtaları harcıyorsunuz. Ne zamana kadar? Aslında hanımlar 32 yaşından itibaren yumurtalarında azalma başlıyor. 35'ten sonra bu süreç hızlanıyor. Biraz evvel örnek verdiğim gibi 38'den sonra daha da hızlanıyor ve 43'te bitiyor. Şimdi dolayısıyla siz bir kere hani bir hanım olarak öncelikle bu yumurtalık rezervinin önemini bilmeniz lazım. Yani ben işte gayet sağlıklıyım. Şimdi her şeyiniz çok sağlıklı olabilir. Kendinize çok iyi bakabilirsiniz. Ama netice olarak yumurtalıklarınız ve yumurtalarınız acaba ne durumda? Evet. Şimdi bunu bilmez iseniz eğer, o zaman sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Ha, başka nasıl biter yumurtalık rezervi? Şimdi yumurtalıkla ilgili yapılan ameliyatlar, özellikle bu çikolata kisti ameliyatları, kist ameliyatları, bir yumurtalığın alınması gibi işlemler yumurtalık rezervini daha hızlı tüketir. Sigara içilmesi yine, bazı kanser ilaçlarının kullanılması, örneğin kadında veya genç kızda bir rahatsızlık tespit edildi, lenfoma gibi, lösemi, hı-hı, gibi ve bu kemoterapi ajanları verildi, bu yumurtalığı tüketecektir. Eğer böyle bir şey varsa önden yumurta dondurmak gerekebilir. Hocam sorular var, isterseniz bunları, evet, cevaplandıralım. Tabii. Özge Hanım sormuş, hipogonadizm teşhisi %45 hasar, morfoloji bozukluğu var demiş. İki tip bebek denememiz oldu, 9. kromozomda kırık var, ne yapmamız lazım demiş. Yani burada herhalde hipogonadizm erkekte galiba öyle gözüküyor. Morfoloji bozukluğundan da söz ediliyor. Şimdi aslında hipogonadizm şu demek, kişinin kadınsa yumurtalıklarına, erkekse testislerine bu hipofiz bezi tarafından yeterli hormon sinyali gönderilmiyor. Dolayısıyla bu da sperm üretimini erkekte bozuyor. Tabii morfoloji bozukluğu, yani spermi şekil bozukluğu, o da ayrı bir husus. O da gerçekten ciddi olarak etkili. Ayrıca bir de 9. kromozomda bir kırıktan bahsediliyor. Şimdi bu durumda aslında yine aslında biraz daha gösterdiğimiz şeye geliyoruz. Genetik olarak yüksek teknoloji uygulamak lazım ve iyi bir sperm seçimi yapmak lazım. Şimdi iyi sperm seçimi yapmak için çeşitli yöntemler var. Mikroçip yöntemi kullanılabilir. Hı hı. Yine genetik olarak da embriyolar seçilebilir ve yeni teknolojilerle embriyoların sağlıklı olanları, yani tüm embriyolara bakılarak sağlıklı embriyolar seçilebilir.
Bunları uygulamak lazım. Biraz hani işlemler yüksek teknoloji gerektiriyor. Evet, çok da güzel bilgiler verdiniz hocam. Özlem Hanım, 32 yaşındayım. AMH hormonum 1'in altında. Tüp bebek yaptırmalı mıyım demiş. Çok hızlı bir şekilde. Yani biraz evvel de söyledim. Burada sınır aslında 1.2 ile 3.5 arası normal kabul ediliyor. Eğer 1'in altındaysa ciddi şekilde yumurta azlığı vardır. Ve çok hızlı bir şekilde tüp bebek yaptırması gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün yumurtalar tükendikten sonra hiçbir şekilde artık tüp bebek yaptırma imkanı da kalmayacaktır. Yani zaman kaybetmemesi çok lazım hızlı, Özlem Hanım. Evet. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz sormuş. Demiş ki laparoskopi ile kist ameliyatı oldum. Bir aşılama, bir tüp bebek deneyimi. 2 embriyo, 10 hücreli transfer oldu. Fakat başarısız. Bir şansım var mı demiş. Ne kadar yıpratıcı şeyler değil mi? Evet, evet. Ama biraz evvel bahsettiğimiz gibi şimdi tabii laparoskopi ile yapılan kist ameliyatları yumurtalık rezervini ciddi şekilde etkiliyor. Olumsuz yönde. Yani tabii eğer bir kistin kötü huylu olma ihtimali ya da kötüye dönme ihtimali varsa o zaman tabii bu ameliyat yapılacaktır. Ama her kist ameliyat edilmeli midir? Yani her kistin ameliyat edilmesini doğru bulmuyoruz. Özellikle çikolata kistlerine çok dikkat etmek lazım. Hı hı. Yani bu tabii izleyicimizde embriyo oluştuğu sürece gebelik ihtimali vardır. Hı hı. Zaten bir kez tüp bebek yaptırdığını ifade etmiş. Dolayısıyla bence hızlı bir şekilde tekrar tüp bebek yaptırmasında çok fayda var. Evet. Bu arada bir telefonumuz da varmış. Tabii, tabii. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz İstanbul'dan bizi arıyor. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz, iyiyiz, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Bülent Hocam'a bir soru sormak istiyordum ama. Tabii efendim, buyurun. Merhaba Bülent Hocam. Merhabalar. Hocam şimdi biz 17 senelik evliyiz. 15. senemizde biz tüp bebek yaptırdık. Üniversite hastanesinde İstanbul'da oturuyoruz biz. Ama ilk denemede 2 tane embriyo konuldu. 2 embriyo da tuttu. Biri kız, biri erkek. Ama 6 aylıkken yani 25 haftalıkken doğum yapıldı eşim. Erken doğum oldu. Rahim ağzından daralmadan dolayı. Zaten yatıyordu üniversite hastanesinde, her an doğum olabilirdi. Ama doğduktan sonra yoğun bakım küvezi olmadığından dolayı bir iki saat dışarıda beklemek zorunda kaldı bebekler. Ciğerleri gelişmediği söylendi. Yoğun bakım küvezine alındı. Orada da bir gün yaşadılar. Kaybettik biz bebekleri. Ondan sonraki aşamalarda da biz tekrar 3 kez tüp bebek yaptırmamıza rağmen tutmadı. Bu arada yine bu 2 ay içerisinde yani eşim ameliyat oldu. Kist olabilir mi? Yok, kist değil. Steroskopi. Steroskopi, evet. Ameliyatı oldu ve ondan sonra tekrar ne kadar süre içerisinde beklememiz gerekiyor. Dondurulmuş embriyolarımız var yalnız. Onları transfer etmek istiyoruz. Biraz yani o tutma sebebi, mesela ilk deneme tutuyor, ondan sonraki 4-3 tane yaptırıyoruz, tutmuyor. Ve steroskopiden sonraki ne zaman, ne kadar süre içerisinde beklememiz gerekiyor, onu bilgi almak istiyordum hocamızdan. Evet, çok da geçmiş olsun. Gerçekten çok talihsiz şeyler yaşamışsınız. Efendim. Gerçekten evet, yani çok bayağı zor. Bayağı sıkıntılar çektik yani. Yani bir 15 senede zaten içerisinde de gitmediğimiz hastaneye yani artık yer kalmadı diyebiliriz. İnşallah, değil mi hocam, güzel İnşallah şeyler söyleyeceksiniz. İnşallah olumlu olur. Evet, şimdi şöyle, tabii erken doğum ciddi bir problem. Tek gebeliklerde bile yaklaşık %12-15 civarında erken doğum gözükebilir. Çoğul gebeliklerde, ikiz gebeliklerde bu oran %25-30'lara kadar yükseliyor. Şimdi tabii burada bu izleyicimizin sorusu şu. Histeroskopi yaptırdım. Yani rahim içine bir kamerayla girildi, bakıldı. Ve bizim şimdi uyguladığımız bir çizik yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Yani rahimin içine küçük bir kesi yaparsanız bu iyileşirken ertesi ay içinde embriyoların tutunma ihtimalini arttırıyor. Nedeni bilinmiyor. Çeşitli ileri süren mekanizmalar var ama embriyoların tutunma olasılığını arttırıyor. Şimdi dondurulmuş embriyolara da varmış zaten. Hı hı. Dolayısıyla bir ay sonra, yani histeroskopi ameliyatından bir ay sonra bu embriyoları koydurabilirler. Hı hı. Tabii burada acaba erken doğumun nedeni ikiz gebelik mi
Yoksa altta yatan başka faktörler mi var? Erken doğuma neden olacak? Bunların da ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve eğer varsa ona yönelik tedbirlerin de alınması mutlaka lazım. Ki bir daha bir hayal kırıklığı yaşamasınlar. Bir daha aynı şekilde bir şey yaşamasınlar. Tabii 25 haftadaki doğan bebeklerin çok ileri yoğun bakım üniteleri, yeni doğan yoğun bakım üniteleri olsa bile yaşatılmaları pek kolay değil. Çünkü bu haftada 400 ila 500 gram civarında bir bebek doğacaktır. Şimdi bugün günümüzde 1000 gramın altında ve 30 haftanın altındaki bebekler yaşatılabilse bile bu gerçekten hem çok zor bir iş hem de aynı zamanda bebekler açısından da uzun dönem problemler meydana getirebilir. Peki hocam galiba artık iki tane de konmuyor değil mi? Bir tane mi oluyor bu şeylerde embriyo? 35 yaşından önceki hanımlarda ilk iki tüp bebek denemesinde bir embriyo koyabiliyorsunuz yönetmeliğe göre. Ama 35 yaşından sonra iki embriyo konulabiliyor. Ve yine 35 yaşından daha küçük bir hanımda iki tane başarısız tüp bebek denemesi varsa üçüncü uygulamada iki embriyo koyabiliyorsunuz. Böyle bir yöntem izleniyor evet, diyorsunuz. Evet. Ya bir veya iki embriyo. Evet inşallah. İnşallah. Umarız bu kez iyi bir sonuç alırlar. İyi bir sonuç alırlar. Ve bebeklerini bütün, kucaklarına alırlar. Evet bütün sıkıntıları unuturlar inşallah. Evet. Kübra Hanım sormuş. Eşim azosperm hastası ve muayene sonrası testis küçüklüğü olduğunu öğrendik. Tedavisi var mı demiş. Şimdi azospermi şu demek. Yani menide canlı sperm hücresinin bulunmaması demek. Hı hı. Burada tabii sperm, testisten sperm elde etmek lazım. Şimdi testis, bir testis mi küçük, iki testis mi küçük bunu bilmek lazım. Hı hı. Mutlaka bu konuda deneyimli bir üroloji uzmanının tedavisinden geçmek lazım, testinden geçmek lazım. Eğer şimdi her iki testis de küçükse muhtemelen ya inmemiş testis dediğimiz daha önceden çocukluk döneminde testisler torbalara yani testislerin skrotum dediğimiz torbalarına inmemiş olabilirler. Daha sonra bunlar ameliyatta indirilmiş olabilirler. Veya biraz evvel konuştuğumuz gibi hipogonadizm dediğimiz gerekli hormon sinyalleri gelmiyor olabilir. Ya da kişi başka bir problem geçirmiştir. Testisle ilgili bir enfeksiyon geçirmiştir. Bir kaba kulak, orşit dediğimiz bir kaba kulağa bağlı bir enfeksiyon geçirmiştir. Altta yatan nedeni bulmak lazım. Tabii, en önemli şey bu. Evet, iki testis de küçükse sperm elde etmek zor. Ama bir testis normal boyutlarda, diğer testis küçük ise o zaman normal olandan sperm elde edilebilir. Ama teorik olarak şunu söyleyebiliriz. Azospermi olan yani menisinde sperm olmayan erkeklerin yaklaşık %55-60'ından sperm elde edilebiliyor günümüzdeki tekniklerle, bu mikrotesi ameliyatlarıyla. Tabii mutlaka bunu denemelerini tavsiye ediyoruz kendilerine. Evet. Bir başka izleyicimiz, yine ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Eşimin sperm sayısı 13 milyon. 3 sefer aşılama, 2 defa tüp bebek yaptırdım. Olmadı. Hamile kalabilir miyim demiş. Yani 3 milyonla tüp bebek yöntemiyle hamile kalır. Efendim? 13 milyon. 13 milyon. 13 milyonla tabii ki şansları iyi ama spermlerin diğer özelliklerini de bilmek lazım. Yani hareket oranları nedir? Canlılık oranları nedir? Morfoloji dediğimiz şekilleri nasıldır? Hı. Yine bu hastalarımızda işte biraz evvel söylediğim gibi sperm seçmede yeni teknolojiler kullanılabilir. Mikroçip gibi, IMSI gibi, Bifringens gibi yeni sperm seçme teknolojileri var. Bence bu teknolojiler kullanılarak bir tüp bebek yaptırmalarında fayda olabilir. Hocam yeri gelmişken isterseniz bu mikroçip yöntemi hakkında da biraz bilgi verelim. Tabii tabii efendim. Şimdi mikroçip yöntemi esasında enteresan bir yöntem. Son yıllarda geliştirildi. Ne mutlu ki bize ABD'de yaşayan bir hocamız, aslında mühendis olan bir hocamız Profesör Utkan Demirci tarafından geliştirilmiş. Spermlerin aslında anne vücudundaki hareketleri göz önüne alınarak mikro kanallar içerisinde yani bir çip içerisinde mikro kanallarda bu spermlerin nasıl hareket ettikleri ve bu hareketlere göre nasıl seçildikleri ile oluşturulmuş bir yöntem. Biz bunu ülkemizde ilk kez denedik ve şu ana kadar da oldukça da birçok hastamızda bu yöntemi kullandık. İlk kullandığımız hastalarımızda yaklaşık ilk 100 hastamızda yaklaşık %74 civarında da bir gebelik
elde ettik. Biraz müthiş evvel, bir artış değil evet, mi hocam? Biraz hep evvel İBTR'de de sizinle konuşurken var idi bu. Aha. Şimdi sonuçta bu yöntem daha sağlıklı spermlerin seçilmesini sağlıyor. Ve bu da başarıyı arttırıyor. Şimdi geçmişte sperm seçiminin tüp bebekte başarıyı o kadar etkilemediğine dair bir takım iddialar ve çalışmalar vardı. Ama son yapılan araştırmalar gösteriyor ki gerçekten nasıl yumurtanın sağlıklı olması gerekiyorsa spermlerin de aynı şekilde sağlıklı olması lazım. Ve spermlerin de sağlıklı olanlarının yumurta ile birleşmesi lazım. Şimdi bu mikroçip yöntemi bunu gerçekleştiriyor. O yüzden aslında bu yöntemin genel adı bunlara mikro akışkan sıvı teknolojisi adı veriliyor. Yani bu mikro akışkan sıvıların içinde spermlerin seçilmesiyle tüp bebekte gebelik oranlarının arttığını hem biz gösterdik hem de dünyada bu yönde önemli çalışmalar var. Bu da izleyicilerimiz için çok umut verici bir haber diyelim. Doğru. Bu arada bir telefonumuz var. Tabii. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz İstanbul'dan arıyor. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocama da merhabalar diyorum. Günaydın efendim. Hocam, hoş geldiniz. Benim size bir iki sorum olacak. Ben 43 yaşındayım. Yani 43-44 herhalde. Yani tam da bilemiyorum. 4 saat tüp bebek denemesi yaptım. Bunlardan bir tanesi üniversite hastanesinde, 3 tanesi özel. Özelde yapılanlardan bir tanesi, yani ikinci tüp bebek denemesinde benim gebelik oldu. Bir tane tuttu fakat 3 aylık oldu, gelişmedi. Ondan sonra tekrar tüp bebek yaptık ama olmadı. Ve en son yaptırdığımda geçen yıl 13 tane yumurta alındı benden. 13 tanenin 8 tanesine işlem yapıldı. Ama tutmadı. Yani bunun sebeplerini öğrenebilir miyim? Bir de yani tekrar şu an yaptırmayı düşünüyorum. Tutma şansım olabilir mi? Evet. Abi o kadar. Yani burada tabii 43-44 yaşındaki bir hanımda özellikle tüp bebekte başarısızlığın en önemli nedeni embriyolarla ilişkili olan nedenlerdir. Bu yaştaki bir hanımda üretilen embriyoların yani üretilen her 10 embriyodan 7 veya 8 tanesi hatta bazen 9 tanesi genetik anomalili çıkar. Biraz evvel de konuştuk. Yani bizim de sınırımız 43-44 civarı. Hı hı. Buradaki en önemli problem embriyo ile ilgili. Yani eğer bu izleyicimiz tekrar tüp bebek yaptıracaksa mutlaka genetik olarak bu embriyoların tüm kromozomlarına bakan yeni teknolojilerin kullanılması lazım. Yani burada işte bir takım yeni teknolojiler var. Bunlar bir tanesi bizim CGH dediğimiz bir teknoloji. Bir tanesi NGS dediğimiz işte Next Generation Sequencing denilen bir teknoloji. Bu teknolojiler ile bir embriyonun tüm kromozomlarına bakabilmek mümkün. Dolayısıyla bu 23 artı 1 kromozom ile sağlıklı bir embriyo tespit edilebilirse yani bütün kromozomları sağlıklı. O zaman böyle bir tek sağlıklı embriyo %50 ile 60 civarında gebelik verir bu izleyicimize. Buna çok dikkat etmek lazım ama değil doğru, mi o embriyonun doğru, kontrolüne? Doğru efendim. Evet bir başka soru hocam. İzleyicimiz sormuş yine ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Eşimde varikosel var, tüp bebek olumsuz oldu. İkinci tüp bebek tedavisinden önce eşim varikosel ameliyatı olmalı mı demiş. Yani bu konu esasında bu varikosel konusu biraz ürolog meslektaşlarımızla bizim aramızda biraz farklı düşündüğümüz bir konu. Aha. Biz genellikle varikosel ameliyatlarının doğal yaşamda çok fazla gebelik şansını arttırmadığını düşünüyoruz. Bilimsel kanıtlar da bu yönde. Tüp bebek uygulamalarından önce varikosel ameliyatlarının tüp bebek başarısını arttırdığını söyleyen yayınlar var, tam tersini söyleyen yayınlar var. Yani bu konu çok net bir konu değil. Dolayısıyla burada daha ziyade şöyle bir yol izlemek uygun olur. Bu izleyicimizin bu konuda deneyimli bir üroloji uzmanına ya da hocasına bir muayene olup gerçekten şimdi spermlerde DNA hasarı bakılıyor. Yani spermlerde eğer DNA hasarı belli bir oranın üzerindeyse ki genellikle bu oran %25 kabul ediliyor. Bazı yayınlarda %15, bazı yayınlarda %25. Eğer DNA hasarı varsa o zaman belki bu izleyicimizin varikosel ameliyatından fayda görebileceğini düşünüyorum ben.
Ama bu konuda mutlaka iyi bir üroloji hocası veya uzmanıyla birlikte hareket etmesinde fayda var. Evet, programımızın başında da söyledik. Bir tüp bebekte sonuca ulaşmada en önemli şeylerden birisi de kaliteli bir yumurtayla kaliteli bir sperm. Her zaman vurguluyorsunuz. Doğru efendim. Bunda da beslenme ve yaşam alışkanlıkları, işte sigara, alkol çok etkili. Kesinlikle. İsterseniz biraz bundan bahsedelim. Tabii ki. Yani biraz evvel aslında saydığımız beslenme, yani insanın yaşam biçimi diyelim, çok önemli. Bu kapsamda baktığımız zaman herkes yani aslında yediklerine, içtiklerine, yaşam biçimine dikkat etmesi lazım. Sigara kesinlikle çok çok zararlı. Hem erkek için de kadın için de değil doğrudur. Mi hocam? Doğrudur. Kadında da erkekte de. Kadında yumurtalık rezervini azaltıyor. Yumurtalar üzerine zararlı. Erkekte sperm üzerine çok ciddi zararı var. Hem spermlerin DNA'sını bozuyor. Hem aynı zamanda sperm sayısını ve hareketlerini ciddi şekilde azaltıyor. Alkol keza aynı şekilde. Ağır alkol alıcıların özellikle hem spermlerinde hem kadınların yumurtalıklarında uzun dönemde ciddi bozuklukların bulunduğu biliniyor. Uyuşturucu ajanların kullanımı keza aynı şekilde son derece zararlı. Ne yapmak lazım? Bir kere kesinlikle düzenli iyi bir yaşam biçimi seçmek lazım. Bu biraz evvel saydığımız zararlı alışkanlıklardan mümkün olduğu kadar korunmak lazım. Düzenli egzersiz yapmak lazım. Çok önemli. Obeziteden kaçınmak lazım ve hani ancak sağlıklı bir yaşam biçimiyle, yani şöyle bir şey düşünmemeli insanoğlu, yani ben istediğim gibi yaşarım, işte her türlü hiçbir şeye dikkat etmem ama sonunda da benim üreme hücrelerim, yani spermlerim ya da yumurtalarım sağlıklı olur, çocuğum da olur. Şimdi böyle bir şey yok. Siz ne kadar sağlıklı olursanız hücreleriniz de o kadar sağlıklı olur. Hele yani şunun unutulmaması lazım. Üreme hücreleri sizin vücudunuzun en hassas hücreleri. Yani her hücre hassas ama üreme hücreleri daha hassas. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Evet. Hocam sonuna geldik programımızın ama bir izleyicimiz var hattımızda. Kısaca onun da sorusunu alalım. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sizden de alalım kısaca sorunuzu. Tamam. Hemen kısaca sorayım. Ben 2,5 yıllık evliyim. Bir sene normal tedavi olmadan gebe kalmayı çalıştık. Olmadı. Bir sene bir üniversite hastanesinde tedavi gördük. Bir kere çatlatma, bir kere de tüp bebek denedik. Olmadı. 45 yaşındayım şu anda ben. Yalnız bu 5-6 ay içinde iki kere doktorumu telefonla sorduğumda öğrendiğim kadarıyla döllenme olduğu ama rahimi tutunamadığı söylenildi. Bununla ilgili yardım istiyorum hocam da. Neden kaynaklı olabilir? Evet, yani hocam. Aslında biraz evvelki izleyicimiz de hemen hemen aynı nedenlerle olduğunu düşünüyoruz. Hele bugün 45 yaşında olan bir hanımda gerçekten embriyolardaki genetik bozuklukların oranı artıyor. Yani bunu bir cümleyle açıklamak gerekirse nasıl 35 yaşından sonra, hele 40 yaşından sonra Down sendromlu, yani Mongol bebek doğuran annelerin oranı artıyor ise, burada da aynı şekilde embriyolarda genetik bozukluklar meydana geliyor. Bu embriyolar ya rahime tutunamazlar, ya rahime tutunurlarsa vücut bir şekilde bunları sonlandırmaya çalışır. Yani düşük ya da ölü gebelik, işte bebeğin kalp atışları duyulmadı gibi ifadelerle hastalar bize başvururlar ve maalesef gebelik sonlanır. Ya da tabii daha da kötüsü, eğer bu gebelik vücudun bütün kontrol mekanizmalarından da kaçarsa bu sakat bir doğumla sonlanır. Down sendromu gibi veya diğerleri gibi. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz, genellikle bu tipte birkaç kez tüp bebek uygulaması yaptırmış belli bir yaşın üstündeki, özellikle 37-38 yaşın üzerindeki hanımlarda embriyoların mutlaka genetik olarak incelenmesi ve sağlıklı bulunan embriyoların vücuda yerleştirilmesi lazım. Yani bu izleyicimizin temel probleminin bu olduğunu düşünüyorum. Evet, bu çok önemli. Tekrar altını çizelim. Evet. Hocam, programımızın sonuna geldik. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Yani aslında tabii çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Burada tabii özellikle biz sizinle birlikte hem erkeklere, erkek izleyicilerimize hem kadın izleyicilerimize şu mesajı vermek istiyoruz. Lütfen üremenin,
size verilmiş bir garanti olduğunu düşünmeyiniz. Yani üreme tabii ki herkese doğuştan belli bir ölçüde verilen bir hak. Ama siz bunu iyi koruyun ve buna bakın. Yani bunu baktırın. Acaba benim üreme yeteneğim nasıl? Erkekler için yumurtalar, kadınlar için spermler. Biraz evvel saydığımız hele risk faktörleriniz varsa mutlaka bunlara baktırın ve bunun bilincinde olun. Eğer bununla ilgili bir takım şüpheleriniz varsa mutlaka işte ilgili uzmana, kadın hastalıkları doğum uzmanına, üroloji uzmanına, üreme uzmanına müracaat edin ve baktırın ve böyle bir risk varlığında da en kısa zamanda çocuk sahibi olmaya ya da üreme hücrelerinizi uzun vadeli saklamaya çalışın diyoruz. Evet. Ne güzel bir mesaj oldu hocam. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya cumartesi günü saat 11'de tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Vaan kyllähän Eeva se jatkutti, sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipputtu, kun tappu ja kutkutti, Eevan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Eeva se jatkutti, sillä ei meitä silloin kiellot haittaa. Türkiye Hastanesi önce çocuğumu sundu.